Merhabalar, kanalıma hoş geldin. Bugünkü konumuz Hollanda'da doğum. Alkış. Evet, bugünkü videomu oğluma çekiyorum çünkü durmuyor. Tek neden bu. Hollanda'da doğum. Şu anda oğlum Sava. Bir ay bir günlük. 15 Kasım tarihinde doğmuş oldu. Şu an 16 Aralık ben videoyu çekerken. 14 Kasım tarihinde aslında başladı doğum sürecim. Onları anlatacağım. Bu sadece benim doğumumla ilgili bir video olduğu için genellenebilir bir bilgi asla içermiyor. Tamamen kendi deneyimimi ve Hollanda'da yapılan müdahaleleri anlatıyor olacağım. Konumuz bu. Daha önce bu seriye 3 tane video çekmiştim. Hamilelik dönemleri part part anlatmıştım. Onları şurada bulabilirsiniz. O videoları da zaten doğuma kadar olan süreci anlatmıştım ama doğum işaretlerinden tekrar bahsetmek istiyorum. Kendi doğum sürecime girmeden önce. Burada doğum sürecinizi ve hamilelik sürecinizi ebeler takip ediyordu. Ve eğer sağlıklı ve sorunsuz ilerleyen bir gebeliğiniz varsa tabii ki. Ebeye haber vermeniz gereken durumlar belliydi. Bunlar neydi? Bir, suyunuz geldiyse herhangi bir zamanda, herhangi bir nedenle, herhangi bir miktarda, yani böyle bir endişeniz varsa. İkinci olarak da düzenli kasılmalarınız varsa. Düzenli kasılmalar da ne kadardı? Her 4-5 dakikada bir. Hatta mümkünse daha bile kısa olabilir. Düzenli kasılmalarınız varsa bunun da tabii ki söyleyebilmeniz için, yani 4 dakikada bir kasılmanız varsa, böyle bir ifadeniz varsa, büyük ihtimalle kasılmalarınız zaten saatler öncesinden başlamıştır. Ve giderek sıklaşmıştır ve giderek yoğunlaşmıştır şiddet olarak. Ve böyle bir kasılmanız varsa, dediğim gibi düzenli ve sıklık olarak da 4-5 dakikada bir. Ve bu da bu kasılmada en az 1 saattir sürüyorsa, yani en az 1 saattir de düzenli kasılmalarınız varsa arayabiliyorsunuz. Yani neydi o zaman 2 tane kriter? 1 su, 2 kasılma. Bunun dışındaki herhangi bir şey için ebenizi aslında aramıyorsunuz. Yani bunun dışındaki şeyler doğum belirtisi olarak kabul edilmiyor. Başka şeyler doğuma yaklaştığınızı gösteriyor olabilir. Nişan denilen bu plağın gelmesi, tıkacın gelmesi. Bunun dışında işte ishal olmuş olabilirsiniz, kasılmalarınız sıklaşıyor olabilir vesaire, endişeleriniz olabilir. Bunlar için de ebenizi arayabiliyorsunuz. Bilgi almak için ve endişelerinizi gidermek için. Ama en temelde doğumun belirtisi denilen iki şey var. Bunlardan herhangi birini yaşadığınızda ebenizi arıyorsunuz ve süreci takip etmesi için ondan destek istiyorsunuz. O da evinize gelip süreci takip ediyor diye daha önce açıklamıştım. Şimdi doğum sürecim başlamadan önce aslında şundan bahsetmek istiyorum. Ben 40. haftaya geçtim. Yani o belirlenen tarihi, due date denilen tarihi geçtim. O bizim için 9 Kasım tarihiydi. 9 Kasım tarihinden sonra hala doğum süreci başlamadığı için ve kasılmalarım düzenli hale gelmediği için 9 Kasım kontrolünde, yani tarihteki kontrolde bana bir hafta sonra jinekolog için randevu verildi. Yani 41. hafta için. Burada da yapılacak olan şey şuydu. 41. haftada jinekoloğa gidiyorsunuz. Jinekolog bebeği kontrol ediyor. İşte rahimdeki suyu vesaire kontrol ediyor. Doğumu başlatmak için bir müdahale isteyip istemediğini soruyor. Bunlar da suni sancı olabilir. İçeride böyle balon gibi bir şey şişirilen bir yöntem var. Vajinada balon gibi bir şey şişiriliyor. Böyle bir şey olabilir vesaireydi. Bunları da yaptırmak istiyorsan yaptırıyorsun. 42'ye kadar bekleme hakkın var. 42'den sonra zaten tıbben yaptırman öneriliyor. 41 ile 42 arası daha çok bilgi alma ve yani yaptırıp yaptırmayacağına karar verme süreci gibi bir şey. Ben 40. haftadayken kontrole gittim de bunları planladılar. Bu anlamda aslında Hollanda'daki sistem iyi çalışıyor. Yani bundan sonrasını iyi planladılar. Ve ebe bana kendilerine yapabileceği tek yöntem olan membran sweep diye geçen İngilizcesi. Türkçesinin ne olduğunu bilmiyorum. Yani zarları ayırma, sıyırma falan gibi bir şey herhalde Türkçe'ye çevirirsek. İşleminden bahsetti ve bunu yaptırmak isteyip istemediğimi sordu. Bu işlemde bunu ebeler yapabiliyor. Diğer söylediklerimiz zaten jinekoloğun yapması gerekiyor. Bu çok zararsız bir işlem olduğu için zaten ebeler yapıyor. Kendi parmaklarıyla birlikte rahime ulaşıp bebeğin kafasını hissedip rahimin zarları arasında ellerini hareket ettiriyor. Yani şöyle hareket ettiriyor gibi düşünün. Bu da bebeğin kafasının hareket etmesiyle birlikte ve rahimdeki o yapışkan dokunun, yani bebeğin doğumu başlamasını engelleyen, rahmi kapalı tutan o dokunun atılmasına neden olduğu için doğumu uyarıyor. Başarı şansı çok yüksek bir işlem değil. %40-50 gözüküyor şeylerde, çalışmalarda. Ama zararı yok. Yani tek zararı yanlışlıkla su patlayabilir. O da hani ne kadar kötü bir şey tartışılır. Çünkü zaten doğumun bir yerde başlaması gerekiyor.
Bunun dışında kaydederek hiçbir zararı yok. Çünkü zaten bir ilaç verilmiyor, bir şey yapılmıyor vesaire. Bu işlemi bana anlattı. Yaptırmak isteyip istemediğimi sordu. Ben de istiyorum dedim. 40 artı 5'te, yani 5 gün sonra belirlenen tarihten evime gelip bu işlemi yaptı. İşlemden sonra biraz kanamam ve kasılmalarım oldu ama su falan da patlamadı. Yani kötü değildim. Ondan bir gün sonra, yaklaşık böyle 20 saat, 24 saat sonra, yani ben 40 artı 6'dayken sabah karşı kasılmalarım başladı. Yani aslında doğumu birazcık o tetiklemiş olabilir diye düşünüyoruz. Yani bu tamamen çıkarım ama. Yani alakası olmayabilir. Zaten başlayacak da olabilir. Ama bu şekilde yapıldı. Eğer bu olmamış olsaydı ben 41. hafta başladığında, yani bir gün sonra jinekoloğa gidecektim ve oradaki yöntemleri konuşacaktım ve belki onlardan başka bir şey yaptırmam gerekecekti. Şimdi 14 Kasım tarihinde, 14 Kasım tarihinde gece 3 gibi benim kasılmalarım olduğu için uyandım. Gece sabaha karşı yani. Ama kasılmalarım çok hafifti ve yani böyle regle ağrısı bile denmeyecek kadardı. Ve uyumaya çalışmaya devam ettim. Çünkü daha önce de böyle kasılmalarım olmuştu ve düzenli hale gelmediği için, doğum belirtisi olmadıkları için yapacak bir şey yoktu yani. Ve böyle bir dakikasına falan baktığımda da en az 10 dakikadan fazla olduğunu gördüm. Yani o yüzden düzenliyse de çok erken, çok başı diye uyumaya çalışmaya devam ettim. Saat böyle 5-5.30 gibi tekrar uyandım. O noktada suyum geliyormuş gibi bir his oldu ama emin olamadım. Yani çünkü akıntı falan da olabilir hamilelik döneminde diye. Ve kasılmalarım da daha düzenli olmuştu artık. Ve yaklaşık da böyle bir 9-10 dakikada birdi. Bu arada geçen 2 saatte kısalmıştı yani süre olarak. Daha sonrasında saat 5 gibi artık takip etmeye başladım. Çünkü çok düzenliydi kasılmalarım ve şiddet olarak da birazcık daha belliydi yani ağrı olduğu. Ama hala böyle durulmayacak bir şey falan asla değil. Sonra sabah karşı 7 gibi kasılmalar böyle yaklaşık 6-7 dakikada birdi ve suyum geldi tamamen. Artık fark edilecek boyutta geldi. Burada da suyun rengi ve kokusu önemli. Eğer suyunuzun böyle bir kahverengimsi bir rengi varsa, sarıya ve kahverengiye dönük, bebeğin içeride kakasını yapma ihtimali olabileceği için tehlikeli. Şeffaf ve normal su gibi olması bekleniyor. Benimki öyle olduğu için panik yapacak bir şey yoktu. Ama yine de ebeyi aradım. Zaten bir süredir kasılmalarım olduğunu söyledim ve suyumun geldiğini söyledim. Yaklaşık böyle 7 gibi onları aradım. Bir yarım saat sonra eve geldiler. Eve geldi daha doğrusu bir ebe. Ve kontrol etti açılmayı. O noktada 2 santim açılmam vardı. Bunun doğum olduğunu ama hani daha çok erken olduğunu söyleyip gitti. 2 saat sonra tekrar geleceğim dedi. Bu dedim 7.30-8 gibi oldu desek. Saat 10 gibi tekrar geldi. Bu sürede yine tabii ki ağrım var. Ağrım böyle bir 5-4 dakikaya bire geldi. Ve birazcık daha böyle artık fark edilir, rahatsız edici. Yani yatamıyorsun artık en azından. Öyle bir boyuta geldi. Böyle ayakta duruyorum, işte kendimi esnetmeye çalışıyorum. Kafamı oyalamaya çalışıyorum vesaire. Kasılmaların süresi de böyle geldiğinde böyle bir 20-30 saniye kadar falandı. Yani 20-30 saniye ağrım oluyor. 4-5 dakika olmuyor, sonra tekrar oluyor şeklinde gidiyordu. 10 gibi tekrar geldiğinde açılma 2,5-3 santim kadar ancaydı. Yani çok yavaş ilerlemişti. Bu nedenle dedi ki 12 gibi bir daha geleyim. Yani 2 saat sonra tekrar geleyim. Bu 2 saat birazcık daha zor geçti. Çünkü artık kasılmalarım 3-4 dakikada birdi ve süre olarak 35-40 saniye sürüyordu. Haliyle dinlenmeye çok vaktim kalmıyordu ve daha rahatsız ediciydi. Burada da böyle duş almaya falan çalıştım. Ama çok işe yarıyor mu emin değilim yani. Hani birazcık zaman daha hızlı geçiyor gibi sanki sadece duşta. Artık zaten yatmanın falan imkanı yok. Oturmak bile çok rahatsız edici. Hep ayakta durmaya çalışıyorsun. Ama hani öyle de zaman geçmiyor falan. Saat 12 gibi tekrar geldiler. Çok sert dişim be. 12 gibi eve tekrar geldi. Kontrol ettiğinde 4 santim civarı açıklığım vardı. Hala çok yavaş ilerlediği için. Bana dedi ki artık istersen hastaneye geçebilirsin. Yani çünkü çok yavaş ilerliyor ve çok yorulacaksın. Belli ki en az 8-10 saat daha doğuramayacaksın. Ama istersen biraz daha da bekleyebiliriz. Ben bir saat daha beklemek istedim. Ağrım hala dayanılmaz olmadığı için. O yüzden 1 gibi tekrar gelmesini söyledim ve gitti. O 1'e kadar olan süreyi yine duşta geçirdim. Artık ağrım gerçekten rahatsız edici boyuttaydı. Ve hani zor geçti benim için o bir saat. Geldiğinde hala 4 santim açıklığım vardı. Hiç ilerlememişti. Ve ben de artık dedim ki toparlanıp gidelim. Çünkü olmayacak böyle. Yani evde dayanamayacağım. Daha çok uzun süreceği belli. Yaklaşık böyle bir gibi dedim ki toparlandık, hastaneye gittik falan derken saat zaten 2 oldu. Hastanede tekrar muayene ettiler beni. Hala 4 santim açıklığım vardı. Ve artık o yüzden dediler ki yani bir şey yapalım ağrın için. Ve artık ağrım gerçekten rahatsız edici boyuttaydı. Dayanması çok zordu. Çünkü aralar hiç yok gibi olmuştu artık.
Yani 1 dakika falan sancım sürüyor. 1-2 dakika boşluk ya var ya yok, sonra tekrar başlıyor gibi bir döngü var. Hiç dinlenemiyorum o yüzden. Bir de hastaneye gittiğim için artık beni yatırdılar. Bu NST denilen cihazı, yani bebeğin kalp atışlarını ve kasılmaları gösteren o cihazı bağladılar. Yatakta da yattığım için de artık rahatsızım, hareket de edemiyorum. En azından önceden duş alıyordum, yürüyordum falan. Öyle olunca dedim ki artık bana bir ağrı kesici lütfen. Orada bana seçeneklerim açıklandı. Epidural takılabiliyordu ve koldan ağrı kesiciler, yine narkotik güçlü ağrı kesiciler takılabiliyordu. Daha doğumun çok başlarında olduğum için tekrar tekrar ilaç verilebildiği için epidürali önerdiler. Ben de tamam dedim. Daha sonra epidural takılması için anestezi bölümüne gittik. Burada bence en temelde ilk sorun burada yaşandı. Sistemlerinde yaşanan bir arıza nedeniyle benim kimlik bilgilerime ulaşamadılar. Bir süre, bir yarım saat 40 dakika falan ve beni orada yarım saat 40 dakika beklettiler. Bence bu yani tamamen olmaması gereken bir şey. Dünyanın neresinde olursa olsun, ama Türkiye'de de benzer şeyler oluyor. Dünyanın her yerinde de böyle şeyler oluyordur. Ama sonuç olarak... Ölmek istemedim ama daha doğru bilgi verelim. Yazılımlarında güncelleme yapmışlar. Hı. Senin hastanedeki kaydın orada oluşmadı. Senin kaydın oluşmadığı için sana narkotik bir ilaç yapamadılar. Evet, ve 45 dakika değil, yaklaşık 1,5 saat bekledi sana. Öyle mi? Ben orada herhalde bir cenevimde... Bizim oraya gidip gelmemiz 2 saati geçti. Ben orada tabii başta hemşire de olduğum için çok anlayışlı ve sabırlı bir şekilde bekledim. Ama bir yerden sonra sinir ve cinnet geldiği için birazcık çemkirmek yoluyla artık dedim ki takacaksanız takın. Yoksa kendimi yırtacağım. Beni susturmaya adam lazım. Öyle olunca artık sistemlerinde olmasa bile kağıda mağda bir şeyler yazdılar ve epiduralimi taktılar. Epidural taktıktan zaten sonra 2 dakika sonra falan böyle pamuk gibi oldu. Özüme döndüm. Çok tatlı bir insan oldum hemen. Videomu şimdiye kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve destek olmayı unutmayın. Aşağıda Instagram hesabımı da bulabilirsiniz. Onu da takip edip destek olursanız çok mutlu oluruz. Teşekkürler. Çok. Orada bence çok ciddi bir aksaklık oldu. Türkiye'de de olsa problem ettiğim, burada olduğu için de problem ettiğim ve hiçbir hastanede olmaması gereken bir aksaklık oldu bence. Özür dilediler defalarca. İşte sistemden kaynaklı olduğunu bilmem ne falan anlattılar. Ama sonuç olarak ben orada zaten ağrım olduğu için yapılacak bir işlemi 1,5 saat bekledim. Ve bu hiç hoş bir şey değil. Hiçbir zaman doğru bir şey de değil. Daha sonra epiduralimi takıldıktan sonra aşağı indim. Orada işte birazcık daha zaman geçtikten sonra tekrar beni ebe kontrol etti. Bu sefer artık hastanenin ebesi süreçle ilgilenmeye başladı. Çünkü artık epidural takıldığı için bana farklı ilaçlar verildi, sıvılar verildi, tansiyonum takip ediliyor vesaire. İş artık hastane boyutuna geçince benim bu hep gittiğim ve takip eden ebe ayrıldı. Ve oranın kendi ebesi ve kendi personeli beni takip etmeye başladı. Hastanenin çalışan ebesi, yani bayağı mesaiyle çalışan 24 saat orada olan ebesi geldi, kontrol etti. O zaman 5 santim gibi bir açıklığım vardı. Dediler ki yavaş yavaş da olsa ilerliyor. Senin de artık ağrın yok. Sen böyle yat. Bir şey yapmayalım. Takip edelim. İlerlemeye devam etmezse suni sancı, yani oksitosin vereceğiz. Ondan sonra beni orada yatırdılar. Saat böyle diyeyim 3-4 falan anca. Ben orada yattım. Ara ara gelip kontrol ettiler. Öğleden sonra 3-4'ten işte 4 diyelim. Sabah karşısı, yani ertesi günün ikisine kadar falan yattım. Yani bir 10 saat falan daha yattım üzerine. O arada geldiler gittiler. 7 santimleri falan gördü. Ama narkotik ilaçlar zaten doğum sürecini yavaşlatır bu arada. Epiduraller bu bilinen bir şeydir. Doğum süreci iyice yavaşladı. Ve daha sonra artık benim daha hani doğum maceram 24 saate yaklaştığı için gece 2 gibi suni sancı taktılar. Çok düşük dozdan. Ama zaten hiç hissetmiyordum. Yani takmalarının bir önemi de yoktu. Sadece süreci hızlandırmak için. Tabii epiduralimi bu arada yenilediler. Tansiyonuma, bebeğe defalarca baktılar. Geldiler gittiler falan vesaire. Oraları geçiyorum yani. Bir süreç devam ediyor sonuçta. Ama gece 2'ye kadar ben aslında sadece yattım. Çok ağrım da yoktu. Biraz uyudum, uyandım, böyle bekledim vesaire. Gece 2'den sonra şeyi taktılar. Suni sancıyı taktılar. Ve bu şekilde beklemeye devam ettik. Ne yapıyorsun aşkım? Sıkıldı. Artık doğayım diyor. Bu şekilde beklemeye devam ettik. Sabaha karşı 4 gibi 10 santim açıklığım vardı. Ve artık hani doğurabilecek hale gelmiştim. Bebeğin başının birazcık daha aşağı inmesine daha iyi olacağını söyledikleri için biraz daha beklettiler. 6 gibi sabaha karşı ıkınmaya başladım. Çok yaşa be. En uzun sen yaşa. 6 gibi ıkınmaya başladım sabaha karşı. Yani ne olmuş oldu? Doğumun 27 saatinde falanız şu an ağrımın. 6 gibi ıkınmaya başladım. 7.30'a kadar
ıkınma çalışmalarım devam etti ve doğuramadım. O yüzden 7.30 gibi artık doktor geldi, yani jinekolog geldi. Ebelerle de olmadı. Oranın ebeleriyle de olmadı. Jinekolog geldi. O bebeğin pozisyonunu kontrol etti. Uygun olup olmadığını ultrasonumsu bir şeyle. Daha sonra vakumla bebeği çekti. Vakum böyle bayağı bildiğiniz küçük bir şey, süpürge gibi diye bebeğin kafasını çeken bir şey. Ve epizyo yaptı. Epizyo da bu vajinanın yanına doğru atılan kesi, alanı genişletmek için. Bunun yapılmasının sebebi de vajinanın kendi kendine yırtılmasını ve daha büyük bir yırtık oluşmasını önlemek açıkçası. Bu ikisini yaparak sabah 8'e 5 geçe çocuğum doğdu. İşte bu. 8'e 5 geçe doğdu. 3 kilo 800 gramdı. Birazcık iri de olduğu için de doğuramadım büyük ihtimalle. Daha sonrasında çocuk doğduktan sonra işte yine benim epizyomu, yani o kesik denilen yeri diktiler. Bebek zaten gayet iyiydi. Yani ona ekstra bir şey yapılması gerekmedi. Sadece K vitamini yapıyorlar ve emzirmeye başlıyorsun. Hiçbir sorun yoktu bebekle ilgili ya da benimle ilgili. Ama doğumum 24 saatten uzun sürdüğü için su geldikten sonra çok uzun süre doğuramadığım için ve bebeğin de kafasını vakumla çektikleri için bizi gözetim altına tutmak istediler. Ve biz bir gece hastanede kaldık. Sabah 8'de doğmuş olmasına rağmen bu arada, yani o geceyi hastanede kaldık. Ertesi sabah çıktık. O sırada yapılan kontrollerde hiçbir şey olmadı. Bebeğim ve benim ateşimi takip ettiler. İşte genel durumumuzu takip ettiler. Benim uzun süre epiduralim olduğu için zaten bacaklarımı yavaş yavaş hissetmeye başladım vesaire. Yani biraz kendimize gelmemiz zaman aldı. Yani zor bir doğum oldu. Ama ertesi gün hastaneden ayrıldık ve hiçbir sorun yoktu. Burada da bütün bu işlemler için hiçbir para ödemedik. Onu da söyleyeyim. Hastaneye zaten ebenin önerisiyle gittiğim için, epidural gerekliyken takıldığı için, işte hastanede kalmamın sebebi zaten onların öyle söylemesi olduğu için, yapılan hiçbir işleme, işte yediğimiz, içtiğimiz kahveye hiçbir şeye 1 lira para ödemedik. O anlamda bir sorun yoktu. Ama şunları biliyorum. Eğer size hastaneden ayrılabilirsiniz dedilerse ve siz hastanede kalmak istiyorsanız örneğin, o zaman para ödemeniz gerekiyor. Ya da atıyorum işte onların önerileri dışında bir işlem talep ediyorsanız, gerekli olmadığı halde, atıyorum zaten 8 santim açıklığınız varken epidural taktırmak için talep ediyorsanız ve onlar gerek yok demesine rağmen ısrar ediyorsanız, belki bunlar için para ödemeniz gerekebilir. Yani Hollanda'daki sistem tamamen şuna yönelik bir şey. Gerekliyse sigortanın kapsamında, ki gerekliliğe de dediğim gibi hasta karar vermiyor, doktor karar veriyor ya da işte sağlık personeli. Gerekli değilse de, yani sağlık personeli böyle söylemiyorsa da ücretli. Olaya böyle bakın her zaman. Biz hiçbir şey için ödeme yapmadık ama dediğim gibi ekstra talepleriniz varsa siz yapabilirsiniz. Suda doğum, ekstra hastanede kalma gibi şeyler ücretli. Şimdi birazcık da babanın gözünden doğumu dinliyoruz. Yani çok uzun sürdü tabii, bizimki herhalde çok ekstrem oldu da. 30 saat falan sürdü. Evet. Ya ama şu doğum esnasında doğuma giriyorsun. Yani istiyorsan giriyorsun, ki herhalde girersin. Yani niye istemeyesin? Şey, çocuğun göbek kordonunu babaya kestiriyorlar. Evet. Burada adeti oymuş onun. Ben de kestim. İşte orada bir an oluyor. Onun bir şeyler söylemeni falan da bekliyorlar. Öyle bir hazırlık yapmamıştım yani. Bu bir de şey anı çok kalıcı benim hafızamda. Bu işte ıkın ıkın diye Türkiye'de bağırıldığını biliyorduk da burada da puş puş diye bağırıyorlar. Ama ambiyansa öyle bir giriyorsun ki gerçekten, yani orada puş, yani gitmek zorundasın bir şekilde. Ben tabii sürekli kardeşimin yanında destek olmaya çalışıyordum. Yani sen ne yapabilirsin ki, yani anca elini tutuyorsun işte, onu rahatlatmaya çalışıyorsun ama şey, sen de alt tarafı hiç görmüyorsun. Orada 4 kişi bir şeyle uğraşıyor, bir şey yapıyorlar falan böyle. En son anda herhalde ebe senin üstündeydi zaten. Evet, bayağı karnında falan. Karnında iten vardı. Çocuğun kafasından çeken vardı. Ya ortam biraz trajikti şimdi. Yani ben çok böyle trajik detaylar vermek istemiyorum. İnsanlar bu videoyu hamile olduğu için izleyip hayatta iyice soğumasın diye, ama dışarıdan bakan biri olsa büyük ihtimalle çok trajik olduğunu düşünürdü yani. Yani ben şimdi gülerek anlatıyoruz. Evet yani. Gülerek anlatıyoruz da ben hani içindeyken o kadar trajik hissetmedim. Çünkü dediğim gibi hem orayı zaten görmüyordum, hem de zaten çok ağrım vardı. Hani böyle tamamen kendime odaklı, gözlerim kapalı falandım. O yüzden hani o kadar etraftaki kaosu anlamadım açıkçası. Ama hani annemden ve işte kocam beyden dinleyince korkutucu. Onlar da korkmuş zaten, hatta bana ya da bebeğe bir şey olmasından. Ama ben de pek öyle hissetmedim yani açıkçası. O yüzden hani birazcık evet yıpratıcı ve uzun bir doğumdu.
Ama dediğim gibi bu sadece benim şahsi deneyimim ve sonu güzel sonuçta. Ama yine de bu deneyimi kendi doğumu işte kendisi kötü geçecekmiş gibi algılamayın. Tamamen şahsi deneyim, şahsi benim beceriksizliğim. Ne öyle düşünün. Ben doğuramadım, siz niye doğuramıyorsunuz yani. Böyle bir süreçti. Uzun ve biraz yıpratıcı bir doğum oldu. Hollanda'da ama Hollandalılar perspektifinden bakıp konuyu özetleyecek olursak, yani uygulamalar anlamında. Ben bu gittiğim kontrole düzenli olarak gittiğim ebenin eve gelip yaptığı işlemden ve beni takibinden son derece memnundum. 2 saatte bir de değilse 2 saatte bir geldi. Hiç aksatmadı. Hastaneye birlikte gittik. Yani her şeyde çok yardımcı oldu. Yani ayakkabılarımı bağladı, çantamı taşıdı. Hep çok kibardı. Yani inanılmaz tatlılardı. En ufak bir şikayetim yok. Hastanedeki süreçten de dediğim gibi anestezideki 1,5 saat beklemem bence nereden bakarsanız bakın yanlıştı. O yüzden onlarla ilgili öyle bir şikayetim var. Hastanenin personeliyle ilgili hiçbir şikayetim yok. Onlar da düzenli olarak takip etti. Hepsi İngilizce biliyordu. Yani yemek dağıtan kişilerden falan bahsetmiyorum ama hemşire, doktor, ebe hepsi İngilizce biliyordu. Hepsi yardımcıydı. Herkes geleceğim dediği saatte geldi. Öyle bir sorun hiçbir zaman olmadı. Çok uzun sürdü. Yani daha erken müdahale edilebilir miydi? Sonra sancı birkaç saat erken başlasalar bu kadar işte daha mı erken doğururdum? Hangisi doğru bir karardı falan onlar tartışılır ama yani bana sorarsa tıbbi kararları da çok yanlış diyemem. Çünkü çok rahatsız değildim açıkçası. Yani sadece yatıyordum. O nedenle beklemek istemelerini çok enteresan bulmuyorum. Benim yerimde olan başka bir şey diye düşünebilir. 30 saat beni yatıracak anestezyanı alsalardı, şöyle yapsalardı falan gibi düşünebilir. Bu çok doğru bir bakış açısı değil. Bebek kanala indikten sonraki benim de bebeğim çoktan inmişti zaten. Sezaryen her zaman risklidir. O yüzden sezaryen almamalarını da ben yanlış bir karar gibi değerlendirmiyorum. Yani o yüzden Hollanda'daki insanlarla ve yaptıkları şeylerle çok bir sorunum açıkçası yok. Anestezide beni bekletmeleri dışında bence yaptıkları uygulamalar tıbben doğruydu. Ben doğuramamış olabilirim ve çok uzun sürmüş olabilir ama yani yapılan ve verilen kararlar bence yanlış değildi. Son aşamada yaptıkları şeyler de yanlış değildi. Çok hızlı organize oldular ve doktor müdahalesiyle zaten doğdu. Doğuramadığım için bir noktaya kadar. Haliyle oralarda benim bir şikayetim yok. Ama dediğim gibi ben bunları bir sağlıkçı bakış açısıyla bakıp böyle değerlendiriyorum. Bence benim yerimde olan birçok insan böyle değerlendirmezdi. Türkiye'de olsaydım şöyle olurdu, böyle olurdu, sezaryeni alırlardı falan gibi yorumlar yapardı. Bence çok doğru değil. Dediğim gibi benim baktığım yerden kayda değer ve nereden bakarsan bak yanlış olan tek uygulamaları beni orada 1,5 saat bekletmiş olmalarıydı ağrım olmasına rağmen. Ve sistemsel ve saçma sapan bir hata yüzünden yani. Onun dışındaki uygulamalar bence tıbben doğruydu. Ben doğuramamış olsam da ve benim için yorucu olsa da. Doğum sonrasında eve gelen hemşireden, doğum sonrası kontrollerden vesaire başka videolarda bahsedeceğim. Bununla ilgili söyleyeceklerim bu kadar o yüzden. Videomu sonuna kadar izlemeyi, bir dahakini izlemeyi planlayan herkese sabah kuş gönderiyorum. bir sonraki videoda görüşürüz. Hepinizi öpüyoruz. Bay bay. Kafasını tutamayan bir çocuk.